Onur Bey 3 günlük yemek bilgisayarı anca bu kadar olabilmiş bence. Gurme Onur Bey. Vallahi yani sizler onu da olamamışsınız. Bütün bir hafta gördük açıkçası. Karnını doyurdun gittin. Bütün bir hafta gördük derken dün ne güzel yediniz yemeklerimi. Dibini sıyırdınız tabağını. Vallahi masada da sizden başka konuşan yok. Biraz bir fırsat verseniz. Konuşan evet konuşsunlar. Konuşalım. Peki hadi konuşun bakalım. Sabah seninle başlayalım. Ne diyecekler evet. Çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Onur Bey miföy hamuruyla pideyi ben ilk defa duydum gerçekten yani hiç ne yedim ne de duydum. Mutfakta ben var. Yani onunla bir poğaça tarzı börek hani hamur koyup katlayıp fırına atarsınız o ayrı bir şeydi. Ha şimdi ona getirecektim tam böyle evet. Hani Selin'ki de tam kır pidesi ama ev şartı ancak o kadar olurdu. Aynen. Ve de güzeldi. Güzeldi o şekil yapsaydınız daha makbule geçerdi en azından yiyebilirdik. Altı da hiç pişmemiş. O zaman da bir bahane bulurdunuz ben eminim. Çünkü altı hepiniz pişmemiş. Aranızı anlaşmışsınız. Selin Hanım'ı şampiyon yapmaya çalışıyorsunuz. Onur Bey içi de çok tuzlu, peynir kullanmışsınız. Tuzdan yenilmiyor. Demin çorba tuzsuz dediniz. Bir de, çorba tuzsuzdu. Ara sıcakla ama bu da tuzlu. Olmaz. Sen, doğru bir dakika o zaman haklı. Eğer çorbayı tuzsuz yapmışsa bunu tuzu yaptığı içindir. Bir mantığı var kendince. Çorbanın tuzunu bunun içine koymuş olabilir. Bak orada dengeleyeceğim diyor. Yani ben bilmiyorum hiç olmamış Onur Bey. Gelecek çok pudingi neyle tuttunuz. Dengeleyeceksiniz? Dur şimdi dur pudinge kadar. Ay daha çok ana yemeğe bir gelelim. Tabii inşallah. Salatamızı yiyelim. Ondan ana yemeğe gelin de ben gelir miyim bilmiyorum. Tatlılar tatlı konuşuruz ondan sonra. Kendime tıkasım var. Evet Oğuzhan seni dinleyelim. Yani bu gözleme şeyi bu milföyü açan makine bu milföyün bu hale geldiğini görse utanırdı çalışmazdı herhalde. Makine orada kendi kapatırdı. Ben bile söyleyemedim. Bunu makinenin yani. Kendisi mi söyledi? Bu büyük olasılıkla işte makinenin ürettiği bir milföy var ama bu hale geleceğini bilseydi bu markete gelmezdi, hayır, bu sofraya gelmezdi. Makinenin ürettiği benim elimde şekillenen tamamen bana hangi şekilden bahsediyorsun? Tarifimde Bey. Yapılan bir şey. Hangi şekil? Hangi şekli amaçladın? Pide şekli verdim. Üstünü yani, de kaşarla bu kapattım. Pide şekli mi? Pidenin üzerinde 3 tane. Ha şu yok. Evet. Şu evet. Doğru. Seninkinde niye yok böyle dikdörtgen? Dikdörtgen mi? Seninki niye o kadar dağınık? Testereyle kestiği için biraz. Vallahi şöyle dikdörtgen kısımlar var. Yine sizin tabağınızı öyle koymuş. Bizdekiler de böyle parça parçacık. Yani hani yine ben yorum yapacağım şey bulamıyorum. Ben asla yemeğe öyle saygısızlık yapmam. Önümden bir parçadan kestim tadına baktım. Yemek nimet sonuçta. Vallahi demek ki yemek bile laflarınızı dayanamadı ortadan ikiye ayrılıverdi vallahi. Öyle resmen ben ortadan ikiye ayrılacağım. Öyle bir şey yapmazsınız onu. Sizin mahallesiniz marifetiniz bu. Milföy'e bahane bulmayalım da ben yorumladınız mı siz? Yok öyle kendinden ayrılsaydı Mehmet Şef MasterChef'te yapmış olduğun dolmayı satırla kesmezdi. Aman ne takıldınız Mehmet Şef'e? Dolmayı satırla mı satır kesti? Satır istedi satırla kesti. Boynuna vuracaktı vazgeçti dolmayı kesti. Ben bunu yine hani yemem dedi. Şimdi seyircilerimiz de merak etti. Vallahi ben de merak ettim. Seyredeceğim daha sonra ama burada rica edelim arkadaşlardan paylaşsınlar o görüntüleri. Sen de mutlu olursun. Ya bir servis bıçağıyla kesemediğim için kusura bakma. Tabii şefim şimdi bıçaklar körelmiştir ya ondandır yani yoksa... Hatta kıskananlar çatlasın, Mehmet Şef'imden videom var. Hayır, ben sizi kıskanacağım, valla hiç kıskanmıyorum. Kıskanıyorsunuz, ondan benim videolarımı seyrediyorsunuz. Gizlice hayransınız. Ben sadece merak ettim, bugün önümüze nasıl yemekler çıkar acaba diye tekrar bir baktım. Ama evet. Dedim ki yani orada bu şekilde yarıştıysa burada önümüze acaba ne gelir dedim ve yine yanılmadım. Nasıl? Zuhal, henüz ana yemeği getirmedin. Yorumluyum mu? Yani yeter, ne diyeceğimi de bilmiyorum ama... Şimdi hayatımda ilk kez milföyden pide geliyorum, tekrar etmek istemiyorum ama... Yani... Hadi milföyden bir şeyler yaptın. Hiçbir yeri pişmemiş. Altı hamur. Nesi pişmemiş? Peynir ya, tuzlu, bak, içine acıyı basmışsınız. Parça pinçik insan bir yani yarışma programındayız. Evinizde yemiyorsunuz bunu. Biraz özenir, güzelce keser. Evet biz yarışma hiç programındayız. Hiç olmamış tam bir fiyasko. Ama yani, siz gerçekten kaynana programına çevirdiniz. Car car. Nigar Hanım'ı da kendinize... Ben daha fazla yoruma da devam etmek istemiyorum zaten. Bir zahmet yani olmamış. Lütfen. Kesinlikle. Bir arkadaşlara da bir söz hakkı verelim. Evet Nigar'a yani. Da söz hakkı verelim. Zuhal Hanım, ben de gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Bari milföy'den börek deseydiniz, pide demeseydiniz de bu kadar linç yemeseydiniz. Pardon da Nigar Hanım, hani en yüksek puan verdiğim isimlerden birisiniz. Mayonezli mezeyi komple getirdiniz, önümüze koydunuz. Ben gene yüksek puan verdim. Siz habire beni aşağı çekip bir gömme çabasınızsınız. Bana hayır, mı oynuyorsunuz? Hayır. Resmen gününüzü oynamışsınız. Size hiç yakıştıramadım. Çok ayıp. Ama bence gelin biz buna bir isim verelim. Şöyle olsun o da. Bence isim verelim. Zeytinyağı evet, diyelim Onur'a. Evet. O başka, o ayrı evet. Bir şey de buna o pişmemiş puding diye bir şey bekliyorduk ya. Evet. Pişmemiş. Milföy. Peynir bulaşmış. Milföy falan böyle bir şey olur mu?
Pişmemiş. Nasıl pişmez? Ya? Ne yapıyorsun ya? Ay, niye vurdun masaya? Elim çarptı aniden Zuhal'in. Söndürecek bunu bulamadığı için. Ha bir de sinirlendi. Nasıl pişmemiş beyefendi yani? Bakınız nar gibi bize kızarmış değil, orada. Bize değil kendinize sinirlenelim. Ne olsun istiyorsunuz bu, yani? Pideyi şey... Bakın, Onur Bey gerçekten beğenmedi. Ben size gülmekten sinirlenip cevap veremiyorum. Yani. Siz resmen kabul bize edin. Dalga geçtiniz. Valla 5 kişi beğenmediyseniz damak yadınca size hariç tutarak bir sorun var demek. Ama ben de beğenmedim. Sizin canınız sağ olsun yani. Yani teşekkür ederim ama. Siz bir de bugün hiçbir şey yemeden geldiniz. Yumurta yiyip geleceğim. Çok iddialı dediniz. Evet. Hepimiz aç geldik. Haşlanmış yumurta yedim geldim. Senin gibi bir gurmeden. Açsanız yiyin. Açınsa bahane bunda siler süpürür. Vallahi ben yumurta mı kırdırsak acaba? Ben açım diye böyle bir şey yiyemem. Vallahi keşke sizin gününüzde kırsaydınız da yeseydik. Çünkü aç kalktık. Kırar mısın? Kırarım. Vallahi kırarım. Zaten içeride yumurta kırarsın bir puan verebiliriz. Evet. Şu ana kadar. Bak puan verecekler. Kırar mısın? Yaparsam 9 vereceksin. Menemenle vakit kaybetmem. Hakkıyla bir tane yumurtayı güzelce pişir, tamam mı? Sarısı böyle tam pişmemiş olsun. Daha neler sende senin. Bir puan verelim. Onu bile yapabileceğimi tamam, düşünmüyorum. Tamam ekmek banıp yiyeceksin yani. Bu arada ben çantamda gofret getirdim. Batıracağım. Yiyeceğim yani. Evet. Tamam kırar mısın yumurtayı? Kırarım. Mecburiyetin yok ama istersen kır. Dolapta yumurta var. Var mı yumurta? Kırarım. Şöyle yapalım. Ana yemeği bir görelim. Eğer evet. Yine doymazsanız, beğenmezseniz bir yumurta kırarsın. Olur mu? Yani kırarım. Hadi ana yemeği o zaman sen getir. Bu tabağı da istiyor musun? Evet ben... Tamam. Yardım edebiliriz istersen. Yok yok teşekkür ederim. Ben kendim hallederim. Kurda sormuşlar ensen niye kalın? Kendi işimi kendim yaparım da ondan demiş. Onur Bey ve değişik cümleleri. Ben Onur Bey'e yorum yapamadım bile gülmekten. O kadar komik bir menü geldi ki önüme. Şöyle bir şey var. Her şey komiklikle, dalgayla yürümez. Burası ciddi bir yemek programı. Buraya hepimiz emek verdik. Hepimiz yorulduk. Benim hala belim ağrıyor. Ben de yani sizlerin evinizde köfte ekmek yaptırıp gelseydim yani gerçekten. Bu bize saygısızlık. Böyle bir şey olmaz. Yumurtaymış daha ne? Aldık. Onur Bey şu an resmen hepimize dalga geçiyor. Başka da bir şey değil. Keşke vallahi, ilk gün yarıştaymış da. Evet. 4 gündür siz benimle dalga geçiyordunuz. Yaptığınız yemeklerle falan. Ben evimize tost yaptırıp gelmeyi çok düşündüm. Dün, ama dün böyle demiyordunuz. Sizlere saygımdan ötürü öyle bir şey yapmadım. Siz bugün yumurta istiyorsunuz benden. Gerçekten. Ben istemedim. Beni karış. Ben yumurta istemedim. İstemiyorum da. Senin İsterseniz size de kırarım. Benim gofretim yani. Zor bir şey değil. İşte. Açtım. Gofret mi? Gofretim var çantamda Zuhal Hanım. Hazırlıklı geldi. Daha ana yemeği yemeden yumurta soruyorlar. Şimdi şunu hani dediğiniz gibi olmaz da hiç de görmedik de. Yani milföyden madem pide yapacaksın. Zaten milföyün yapısı pideye müsait değil. Börek yapsaydın niye milföyden? Niye pide dedim bu şeye buna? Börek üzerinden kalkıp pidede birleşip yorumlamak istedim. Ama olmamış. Yorumlayamamışsın. Ama zaten neyi beğendiniz ki? Neyi beğeneceksiniz ki zaten yani? Beğenecek bir şey yok ki Onur Bey. İnanın güzel yapsaydınız da yok yani. Valla sizin masanızda da beğenecek bir şey yoktu Sabahat Hanım. Masamda gayet yediniz. Şimdi karnınız doydu. Ay gerçekten ben yani... Ben acaba? İyi ki bir kere gözlemenizi yedim. Çünkü yiyecek yediniz başka ama. Bir şey yoktu. Yemek yani zorunda kaldım şey gözlemenizi. Hepsini yediniz Onur Bey. Yani milföy börek yapsaydın bari bir de o acıyı niye koydun içine evet. Ne gerek varmış? Evet. Tuzlu da şey peynirlerin tuz dengesini de ayarlayamadım. Peynir çamaya dönmüştü altı artık nasıl erimişse. Altı niye pişmedi gürbüz? Altı pişmedi. Sorsam mı bilemedim neler yaşadınız mutfakta gürbüz? Daha sürprizler devam edecek Zuhal Hanım. Sürprizler bitmiyor. Eyvah yandık. Sürprizler devam edecekmiş. Yani bu milföyü pişirirken sen demedin mi pişmemiş o hani demişsindir kesinlikle de. Her şeyi konuştuk Zuhal Hanım. Peki baktın ki beyaz biraz altı. Keşke biraz daha koysaydın fırına pişirseydin onu. Ya hazır ürünü bile pişirememiş Zuhal Hanım. Bir de gurmeyim gurmeyim diye söylendi bütün bir hafta. Hani beklentiyi yükseltti. Gurmeyim dedi. Yarış MasterChef'e gittim dedi. Ha şimdi yayınlandıktan sonra ya seni o restoranlara almazlarsa. Sokmazlar. Ben demiştim. Bir daha bunu başka restorana sokmazlar. Yorum falan da yaptırmazlar tabii. Diye. Gurmelik de elden gitti Onur Bey. Selin Hanım, benim gizli fanımsınız. Galiba bana yüksek puan vereceksiniz ama bunu açıklayamıyorsunuz bence. Yani ikide bir vallahi ben de bu yemeklerin konu bana puan vereceğimi ya. Ben de anlayamadım yani. Lezzetli ana yemeğin altında tırnak pide olması gerekiyor. Fes kebabı değil mi? Yaptınız. Onu ben soracağım zaten. Tırnak pideyi bırakın. Mevsimi olmayan sebzeler kullanmıyor. Patlıcan, yani biber. Patlıcanı nasıl közledi? O önemli köstede alacak mıyız? Tabii tabii. Beyaz kaldı mı hiç? Güzel olmuştur. Patlıcan yaptım. Belki de bütün enerjisini, konsantrasyonunu ana yemeğe vermiştir.